Mesut Erdoğan. Biz oradaydık. Çünkü siz oradaydınız. Biz orada oldukça Hamdi Kadın Enstitüsü çok daha güzel işlere imza atacak. Somali sağlık yönünden ciddi sıkıntılar içinde. Aldığımız bilgilere göre ülkede özellikle doktorlara çok ihtiyaç var. Ülkede çıkan iç savaştan sonra Somalili doktorlar ülke dışına çıkmışlar. Mogadishu'da tıp fakültesi yok. Sadece hemşirelik fakültesi var. Bu da sağlık altyapısı yetersiz olan Somali'de büyük bir sorun oluşturuyor. Doktor Abdullah Bey'in bizden isteği, mezun olacak hemşirelerin İstanbul'daki hastanelerde staj görmeleri ve pratik kazanarak geri gelmeleri yönünde. Türkiye'li doktorların buraya gelip aylık sürelerle ders vermelerinin çok faydalı olacağını söylüyor Doktor Abdullah Bey. Hastalıklardan ölenler oldukça fazla. Hemşirelik fakültesini geliştirmeli ve tıp fakültesinin açılması için çalışmalar başlatılmalı. Çocuklar için de ciddi çalışmalar gerekli. Son 5 yılda 200 binden fazla çocuk kaybedilmiş. Hamile kadınların %16'sı doğum esnasında ölüyor. Bazı bölgelerde hiç doktor yok. Hemşire bile bulmanın zor olduğu yerler var. Bazı hastalıklar için, özellikle sıtma ve ishal için ilaç sıkıntısı yaşanıyor. Ayrıca göz hastalıkları çok yaygın. Bunun sebebi sıcak, temizlik sorunu, vitaminsizlik ve bazı kadın hastalıklarının olumsuz etkileri. Her bir göz ameliyatı için ortalama 40 dolar isteniyor. Bu ücretin içine doktorun Kenya'dan gelmesi, yemek, ikamet, güvenlik masrafları ve ameliyat giderleri dahil. Arafat Hastanesi'ne geçiyoruz. Tebessümle karşılıyorlar bizi. Başhekim bize hastaneyi gezdiriyor. Ameliyathaneler çok iyi durumda değil. Doktor bazı önerilerde bulunuyor ama kendisinin böyle bir ortamda ameliyat yapmaya cesaret edemeyeceğini söylüyor. Hastane düşük bir muayene ücreti alıyor. Ancak parası olmadığı için hiç kimse geri gönderilmiyor. Bunların masrafları doktorların kendi aralarında oluşturdukları yardım sandığından veya vakıftan karşılanıyor. Haftanın bir gününde muayeneler tamamen ücretsiz yapılıyor. Günde ortalama 450 yeni, 250 de kontrol hastası muayene ediliyor. Arafat Hastanesi'nin ülkenin en iyi hastanelerinden biri olduğu belirtiliyor. Biz oradayken İHH'nın finanse ettiği katarakt ameliyatları başlıyor. Daha önceden tespit edilen 470 hasta ve onlarla birlikte gelen refakatçileriyle birlikte yaklaşık 1000 kişi hastanenin bahçesini doldurmuş. Katarakt ameliyatları projesinin mimarı göz doktoru Ali Bey, ülkede rastlanan en yaygın göz probleminin katarakt olduğunu belirtiyor. Kör olanların %90'ı bu sebeple kör olmuşlar. Hastalık genellikle 40'lı yaşlarda ortaya çıkıyor. Ancak bazı durumlarda çocuklarda ve bebeklerde de rastlanıyor. Bunların oranı da batıya göre çok yüksek. Katarakt ameliyatları ülkedeki hiçbir hastanede gerekli ekipmanlar olmadığı için yapılamıyor. Tek yol yurt dışına gitmek. Bu da bir Somalili için hemen hemen imkansız. Çok kolay olan bir ameliyatla insanlar körlükten kurtulabilecekken ülkenin çok zor şartlarında kör olarak yaşamaya devam etmek zorundalar. Ve biz sizin adınıza oradaydık. Ameliyat programlarından üçüncüsü İHH tarafından karşılandı ve hastalardan hiçbir ücret alınmadı. 470 katarakt hastası ameliyat edilerek dünyaya tekrar sağlıklı gözlerle bakmaları sağlandı. Ayrıca İHH sizin yardımlarınızla Arafat Hastanesi'ne bir göz ünitesi inşaatı başlattı. Yardımlarınız buradaki kardeşlerimiz için büyük birer umut oldu. Şimdi de İHH'nın Marka'da açtırdığı su kuyusunu ziyaret ediyoruz. Ülkede tüm su altyapısı da harap olmuş. Herkes kendi suyunu bulmak zorunda. Bu nedenle kuyular çok büyük bir önem taşıyor. Su kuyusu yaklaşık 300 aylık